Merhaba arkadaşlar, bugün de yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün en son notlarımı temize çekerken tabii ki kara kaplı defterimi temize çektim. Defter ve kalemler bende de bir tutku yaratıyor. Şöyle bir defter benim, kara kaplı defterim ve sırtı çıplak, daha ona nostaljik bir hava kattığını düşünüyorum. Bugün konu dediğim gibi beni de heyecanlandırdı. Eminim ki bu size de yansıyacaktır. Şimdi soru şu, tam şu anda ne yaşıyoruz? Farkına varırsak bayağı çarpıcı bir gerçek deşifre olacak. Toplumsal, siyasal biçimimizi deşifre eden bir şeyi yaşıyoruz. Bizim kim olduğumuzu diyemeyeceğim ama ne olduğumuzu deşifre eden bir şey yaşıyoruz. Şu anda toplumsal olarak ve dünyada herkesin paylaştığı şeyden bahsediyorum. Yani karantina günlerinden. Bir mutasyon şu anda uygarlığımızın ürettiği her şeyi paranteze aldı. Tüm teknolojimizi paranteze aldı. Alışkanlıklarımızı, kurumlarımızı, devletlerimizi paranteze aldı. Ve hatta şu anda hikayesi anlatılmaya değer herkesi hikayesiyle birlikte paranteze aldı. Ünlülerimizden bahsediyorum, daha önce yaşamış bilim adamlarımızdan bahsediyorum ve elbette hikayesi anlatılmaya değer olmayan bizleri paranteze aldı. Yarattığımız her şey paranteze alınıp askıda tutuluyor şu anda. Bu parantez bir mutasyondan oluşuyor. Nerede, ne zaman meydana geldiğini bilmediğimiz virüsün başına gelen bir mutasyonu yaşıyoruz şu anda. Eğer ne diyor bilim adamları? Şanslıysak bizim çabamızı gerektirmeden bu virüs tekrar bir mutasyona uğrar. Mesela bulaşıcılığı azalır ya da öldürücü kapasitesi düşer. Ve böylece parantez yeniden bir mutasyonla ortadan kalkar. Bizim varlığımız da sürme hakkını bulur. Bunun bizim siyasal ve toplumsal biçimimizi deşifre ettiğini söylüyorum. Eğer bu mutasyon bakteriye dair bir mutasyon olsaydı bu kadar önemli olmazdı. Çünkü virüsün şöyle bir özelliği var. Virüsün canlı mı yoksa cansız mı olduğu tartışmalıdır. Virüs canlılıkla cansızlık arasında bir yerde duruyor. Bu bizim için önemli bir bilgi. Birazdan buna geleceğiz. Tarih ve gerçeklikte belirginlik kazanmış her kendilik zamanın ve nedensel ilişkilerin içerisinde bir kesintiye ihtiyaç duyar. Bu kesintiyle varlığa gelir. Nedensel ilişkiler zincirinde zaman akarken eğer bir şey var olacaksa, yani bir kendilik kazanacaksa, diğer şeylerin içerisinde belirginlik kazanacaksa, onun varlığa gelişi neden-sonuç ilişkisi içerisinde bir kesintiyi gerektirir. Peki, modern anlatıyı düşündüğümüzde insanın şimdi burada oluşunu açıklayan şey nedir? İnsanın varlık nedeni nedir? Elbette mutasyondur. Bir tür olarak insanın şimdi burada bulunuşunu açıklayan şey peş peşe gelen bir diziyi geçelim belki milyonlarca mutasyondur. Carl Schmitt, büyük bir siyaset felsefecisi şöyle diyor. Belli bir devrin dünya hakkında çizdiği metafizik resim, siyasi organizasyonun şekli için uygun bulduğuyla aynı yapıdadır. Yani şunu söylüyor, eğer bugünkü siyasal biçimimizin devlet olduğunu söylüyorsak, bizim ürettiğimiz dünya görüşü, evren görüşü bizim devletli olmamızla örtüşmesi gerekiyor. Çünkü ürettiğiniz dünya görüşü siyaset biçiminizle çelişebilir. Bundan dolayı da bizim şu anda ürettiğimiz evren görüşü, bilim anlayışı, bunlar temelde devletli olmayla örtüşürler. Hatta devletli olmanın kendisi bizde böyle bir dünya görüşü meydana getirir. Bizim siyasal biçimimizin, siyaset biçimimizin toplumumuzun siyasal anlamdaki içeriğini deşifre eden bir alıntıyı da Agamben'den yapacağım. Kutsal İnsan adlı kitabında şöyle diyor. Modern demokrasi ta en başından beri kendisini yalın yaşamın, yani çıplak yaşamın, canlılığın doğrulanması ve kurtuluşu olarak sunuyor. Ve canlılığın, yani yalın yaşamın siyasal varoluşunu arıyor. Biz modernler temelde
neden sonuç ilişkisi içinde düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü neden sonuç ilişkisi siyasal ahlaki benliklere ihtiyaç duymaz. Neden sonuç ilişkisi eylemi tanımaz, görmez ve ihtiyaç da duymaz. Yani neden sonuç ilişkisi zaman akışında kesintilere ihtiyaç duymaz. Daha önceki videolarımızdan konuşmuştuk. Bir hayatımız var ve bu hayatın yaşama dönmesi için bizim bir hikayeyi yaşamamız, bu hikayenin içerisinde belli değerleri taşımamız, korumamız, gerçek kılmamız gerekir. Biz devletle şöyle bir anlaşma yaptık. Hayatımızı garantiye al, yaşamımızdan vazgeçelim. Yaşam alanını sen doldur, sen belirle dedik. Her şeyin neden sonuç ilişkisiyle açıklandığı yerde kişilere, hikayelere, ada, sana ihtiyaç olmaz. İlginç olan şey, ismine ilkel dediğimiz topluluklar var arkadaşlar ve bunlar bize dalga geçer gibi, biz de dalga geçer gibi aslında, çünkü biz onlara ilkel diyoruz ya, onlar ilkel, bizim ilk hallerimiz, biz ise onların gelişkin halleriyiz. Ve ilginç olan şey arkadaşlar, her ne kadar onlara kendi toplumları tarafından yutulmuş, yeterince gerçek olmamış kişiler olarak baksak da o ilkellere, o toplumlar siyasi ahlaki en doygun benliklere sahip kişilerden oluşuyordu. Çünkü onların yaşadığı dünyada, anlam dünyasında bütün bitkilerin, hayvanların, coğrafi gerçekliklerin, yani göllerin, nehirlerin, dağların, tepelerin ve nesnelerin, bu nesnelerin yapılış tekniklerinin, hastalıkların ve ilaçların hepsinin hikayesi vardı. Onlar da zamanın neden sonuç ilişkisi içerisinde aktığını, bu dünyanın neden sonuç ilişkisi içinde gerçekleştiğini biliyorlardı. Ama eğer ki bir şey varlığa gelmişse, mesela bir hastalık belirginlik kazanıp açığa çıkıyor ve kendisini size tanıtıyorsa, o hastalığın bir zamanlar meydana gelişini açıklayan bir hikayesinin olması gerekir. Yani kendi özgü varlığına sahipse, onun varoluşu için bir zamanlar akan zamanın kesintiye uğratılmış ve tarihin içerisinde tanrılar tarafından dünyaya bırakılmış olması gerekir. İşte mitler dediğimiz hikayeler aslında bu özgün kendi varlığına sahip şeylerin nasıl varlığa geldiğini, nasıl dünyada kendine yer bulduğunun hikayelerini anlatır. Zaman tanrılar tarafından kesintiye uğratılmış ve o şey yaratılmıştır. Son 100 yılda dikkat edin, en çok tutan hikayeler ulusların kendi doğuşunu anlatan hikayeler olmuştur. Çünkü siyaset sahnesinde gerçekliği ulusların kurduğu düşünülmüştür. O halde her ulusun tarihi kesintiye uğratan ve bir hikayeyle bu kesintinin içerisine kendisini yerleştirmesi gerekir. Yani evet, zaman neden sonuç ilişkisi içinde yürümektedir. Ama bir ulus meydana gelmişse, bu ulusun tarihin içinde kendi rolünü oynamak için varlığa gelişini açıklayan bir hikayeye ihtiyacı vardır. Peki eğer bizler, yani bizler yalın yaşamı kabullendiysek ve yalın yaşamı gerçeklik olarak kabul ediyorsak, yalın yaşamın kendilikleri nelerdir? Tabii ki arkadaşlar, yalın yaşamı taşıyan kendilikler, yani yalın yaşamın taşıyıcısı olarak bizim birbirlerinden ayırt ettiğimiz gerçeklikler türlerin kendisidir. Türleri her ne kadar akrabalık ilişkisi içerisinde bir skalaya yerleştirebilsek de, türlerin varlığa gelişini biz kesintiyle açıklarız ve bu kesintinin adı mutasyondur arkadaşlar. Mutasyon aslında seküler bizlerin tanrıların kovulduğu dünyadan ve gerçekliğimizi yalın yaşam kabul ettiğimiz dünyada mutasyonlar gerçekliği yaratır arkadaşlar. Ve şu anda bizim anlamımızı deşifre edercesine bir mutasyon bütün yarattığımız uygarlığı paranteze almış durumda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Ve eğer videomuzu beğendiyseniz belli sosyal medya ağlarında paylaşmanızı rica edeceğiz.